Şimdi yılbaşı, yılbaşında da bakıyorsun evler hazırlanmış, sokaklar, dükkanlar süslenmiş çamlarla. Halbuki yılbaşı tarih belirleme bakımından kanun var, tamam doğru, 1 Ocak, yeni yılın başı ama bir şey edemiyoruz. 1 Ocak değil, 1 Mart'ta olur, 1 Haziran'da olur, problem yok. Zaten Müslümanların bir Muharrem yılbaşını Hazreti Ömer zamanında olmuş. Yani ayet hadisten dolayı böyle değil. Alışverişlerde bir süre belirlenecek, borç ödenecek, süre lazım. E şimdi uluslararası tamam problem yok. Alışverişlerde bir olacak tamam biz de bir olacak kabul ederiz. Ama yılbaşı tatil kanununda çam dikin, dükkanı süsleyin, evler süsleyin, o gün kafalar çekin, her türlü şeyi yapın diye bir madde yok. Böyle bir mecburiyet yok. Üstelik Üstelik e, efendim e, biz Amerika'da da yılbaşı geçirdik. Avrupa'da da yılbaşı geçirdik. Basit bir yıl devri değil bir ocak. Dini bir bayram. Sabaha kadar kilise çanı çaldı ve sabaha kadar kiliseye gittiler geldiler. Hristiyanlar. Bizim kurban bayramı neyse Ramazan bayramı neyse aynen o. Şimdi Buradan size bazı şeyler söyleyeceğiz efendim. Bu maddeden tabi biz aracıyız. Bu şeyler çok ağır, çok ağır hadisler. Peygamberimiz buyuruyor efendim. Kim bir kavmi yaptıkları işleri beğenir de severse, onlara katılırsa, huşira yevmel kıyameti min zümratiyim mahşerde onların arasında haşrolunur. Ben Müslümanın yok yok dedi. Sen oraya git yılbaşında onlarla beraber evini çamlarla süsledin. Çocuklarına kukulata giydirdin. Noel Baba'nın kukulatasını giydirdin. Sokakları, dükkanını bununla süsledin. Bayram yaptın. Bunların dini bayramıydı. Oraya git. Hadisin anlamı budur arkadaş. Evet. Yaptığı işleri beğenip Yaparsa, severse, bir dakika dur bakalım. Severse diyor, dur bakalım. Zaten sormuşlar. Yani yapmıyor ama sadece beğeniyor. Aynen öyledir diyor. Şimdi bir de yapıyor üstelik. Evine onların Christmas'ta yaptıkları halkadan koymuş evine, kapısına. Sen Müslümansın be adam. Aynen böyle bakın. Huşre yevmel min cümretihim. Onların topluluğunda haşrolunur. Müslümanlar grubu var, gavurlar grubu var. Sen oraya derler. Hadisin anlamı bu. Fehusibe bi hisabihim. Evet, onların hesabıyla hesaba çekilir. Buyurun. Yani neden? Onların işlerini sevdi, benimsedi bak. Evini süsledi, çocuklarına elbise, hediyeler verdi. İşlerini sevdi. Ben ne diyor bak? Ve inlem yamel amalehum. Evet yaptıklarını yapmasa da sevdiği için şimdi bir de yapıyor onlardan daha çok huşra min zümretiyim diyor. Onların grubunda hadis çok ağır efendim. Men ahabbe evliya Allahi fehu ma'hum fil cinani. Kim Allah'ın sevgilileri, müminleri, evliya Allah severse onların arasında haşrolunur. Ve men ahabbe hizbe şeytani kim şeytan grubunu, takımını severse فَهُوَ مَعْهُمْ فِي النِّيرَانِ Cehennemde onlarla beraber olur. Bu da hadis-i şerif. لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Bu başka hadis. لَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَ Yahudilere de, Hristiyanlara da benzemeyin. Gene Buhari Müslim hadisi. Ya Resulullah, keyfe fi raculin ahabba kavmen yel hakbihim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el mar'u amen men ahabba. Ya Resulullah, bir adam var, bir kavmi sevdi. Bir, kav, bir kavmi sevdi. Bu adam hakkında ne dersin? Onları çok seviyor. Ama mesela onlar gibi kiliseye gitmiyor. El mer'u ma'amen ahabbe. Cevap bu. Bu Buhari Müslim hadisi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu Yahudilere düşman ol, Hristiyan düşman ol demek değil. Onlarla ticari ilişki yapılır. Bak ne dedi? Komşuya bak şüphe hakkı tanıyor insan diye. Ama sevmek işi, onların yaptığını benimsemek işi, güzel yapıyorlar kardeşim deme işi, aha bu bak, yapmasa bile diyor onların grubunda haşrolunur. Evet öyle söylüyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Men yute illa ve rasule <laughs> fe ulake muallidin en amallahu aleyhi minen Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberlerle, sıddıklarla ve şöyle şehitlerle ve salih salih kullarla beraberdirler. Ve hasuna rafika bu ayet celile bu ne güzel arkadaşlıktır. Şimdi sevgi, bir insanın sevme işi bu kadar ayırıyor. Evet, e, şimdi yalnız sevgi, sevgi işi de yetmez. Yani sevdiğimiz Mevlana seviyorsa onun işini yapacağız. Peygamber seviyorsak onun işini yapacağız. Onu söylüyor da لَنْ تَلْحَقْ illa ال اِلَّا بِعَمَالِهِمْ İyilerin arasına katılmak ancak onların yaptığı işlerle olur o kısmı söyledim. Ve evet. neha teşebbihim fi iba fi iyadim. Bakın bu ayadim pardon. Bu açık çok açık arkadaş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmayanların bayramlarda onlara benzemekten yasakladı. Onların bayramı ya bu. Biz yani ne Amerika'da ne başka yerde hiçbir Hristiyan'ın kurban bayramını aklına getirdiğini görmedik görmedik. Ramazan'ı kutladığını görmedik. Bayır kurbanı kutladığını görmedik. Peki sana ne oluyor Mehmet Ali Hazan? Yılbaşını, onların dini bayramını kutluyorsun. Kanunda da böyle bir vatte yok. Sadece tatil diyor. Çünkü Türkiye'de bir sürü Hristiyan var. Onları gözüle almış, uluslararası kurallar gözüle almış. Öyle bir illa çam dik demiyor, ev süsle demiyor. Çocuğuma Noel Baba kuklatası giydir demiyor ne oluyor sana arkadaş? Yani görüyorsunuz bayramlarda ve leha ani teşebbü bihim fi ayadihim Onların bayramlarında onlara benzemekten Resulullah müminleri nehyetti. Medine-i Münevvere gelmiş, bakmışlar ki e, bayram yapıyorlar. Cahiliye döneminden bayramlar. Bu ne demiş? Bizim demişler, eskiden beri demiş, hayır biz Müslümanız, onun için onun yerine size demiş, kurban bayramı var, Ramazan bayramı var. Allah'ın bayramı, müminlerin bayramı budur. Böyle hadis var. Gene Yahudiler gelmiş, o Muharrem oruç tutuyorlar. Niye tutuyorsunuz demiş. Biz demiş Firavundan Musa o gün kurtardı. Ben demiş Musa sizden çok seviyorum ama size inat benzememek için 9, 10, 11 tutacağım demiş. Benzemeyeceksin yani çok önemli. İbadette bile benzemeyeceksin. İlla ondan farkım olacak. Evet. gene kat nühina evet hadis-i şerif bu da. sahabiler söylüyor. Ani teşebbühim fi ehvalim. Bütün hallerinde Müslüman olmayanlara benzemekten Pey peygamber bizi yasakladı. Biz yasaklandık. Kat var. Kesin. Kesin olarak yasaklandık diyor. Evet. buna binaen arkadaş Nevevi de diğer kitaplarda yılbaşı kutlaması haramdır arkadaş. Şimdi zaten rakı içmek haram, bir de onlara benzemek haram. Yani rakı ille içeceğim diyorsan yılbaşında içme. Tehlikesi var. Sıra başka zaman rakı içersen Allah'ın içme emrini çiğniyorsun. Ama yılbaşında rakı içtin mi bu var işte bak. Onların için daha çok gelecek, daha çok. Onlara benziyorsun. Onların bayramını kutlama yasağına da girişiniyorsun. İş büyüyor arkadaş. İş büyüyor. Evet. Ee, İmam Suyuti'nin Müslüm, Müslüm Şerhi de aynı şekilde 5. cilt almışım. Biz kafirlere benzemekten ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olmayanlara benzemekten peygamber bizi yasak etti. Şöyle buyurdu. Haliful mecuse ve halifuhum mecusilere de Müslüman olmayanlara da muhalefet ediniz. Uymayınız. Avnul mabud riyaz salin şerhi. Evet. Gene Peygamberimiz buyuruyor. La teşebbühü bil yehud ve len nasara. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Onlar işaretle, parmaklarla elleri, ellerinin içiyle selam verirler. Siz sizin selamınız Esselamu Aleyküm. Selamun Aleyküm'dür. Men teşebbühe bi kavmin fehüve minhüm. Kim bir millete benzerse onlardan olur. Onlarla haşrolunur. Şu daha çok <laughs> tehlikeli. Şimdi bakın neden yılbaşı içmeyin dedim. Evet şimdi men kessere sevada kavmin fehüve minhüm. Çok dehşetli bir hadis bu. Şimdi onlar kafayı çekiyor, eğleniyor, kiliseye gitmeyenleri. Ötekiler de bayram yapıyor, birbirlerini ziyaret ediyor, hediyeler gönderiyor, evlerini süslediler. Evet, Noel, bir ay, bir ay, iki ay sürüyor bu Noel hikayeleri. Noel, babanın kerametlerini gösteriyorlar televizyonlarında. Belki doğrudur. Neden? Ben gittim Noel babaya, kimseye söylemem. Evet, bizim Demre'de, biliyorsun kabri. Gittim, baktım tarihine hakiki Hristiyan olabilir. Hakiki Hristiyanlardan da evliya var. Bu da onlar ana aziz diyor. Biz evliya diyoruz. Bu Nuhal Baba gerçekten muvahhid bir Hristiyan olabilir ve evliya olabilir. O televizyonda göster. Ben tabii o gördüğüm şeyleri orada baktım. Onun için baktım tarihine. Onların da evliyası var. Allah bir diyor. İsa onun peygamberi diyor. O devirin insanlarından o adam. Ama onlar onu tam ayrı. Allah üç diyorlar. İsa Allah'ın oğlu diyorlar. Allah böyle söyle hiç onun yoldan gitmemişler. O onlardan olabilir. İlla onlardandır demiyorum. O kerametlerini gösteriyorlar. İki ay belki daha fazla televizyonlarında. Şimdi dini bu hale getirmişler. Şimdi hadise bakın. Men kessere sevada kavmin fehu minhum. Bir kavmin kalabalığını artıran onlardan sayılır. Buyurun. Şimdi onlar dünya eğleniyor, şımarıyor, her türlü pislikleri yapıyor bu bayram. Onların bayramı ya, şu anda sen de bu şeylere uyar da onların kalabalığını artırırsan buyurun. Hadis bu efendim. Bir kavmin kalabalığını artıran onlardandır. Hukukta bu esastır. Ben ceza hukukçusuyum. Tezim, kitabım orijinal olduğu için Amerika beni çağırdı. Arkadaş ben orada 99 90'a da kaldım. Çok orijinal sahasında bulundu. Peki dereceyle şimdi dinle. Hukukta geçerli bu. Yani sadece hikaye değil. Mesela çarpışıyorsunuz. Kumandan sana emir vermedi. Git düşmanın içine casusluk yap demedi. Böyle bir emir alırsan problem yok. Casusluk da şehit olur. Adam ölse, yakalansa Böyle demedi. Sen salaklığından onların grubunun içine girdin. Ve ondan sonra da bir gülle geldi, güm gittin. Pisi pisine öldün. Onlardan sayılırsın. Çünkü onların kalabalığını artırdın. Kalabalığını artırdın. Bir taktik gereği, komutanın gereği gitmedin. Hukuk böyle. Öbür tarafa geçtin, düşmana geçtin yani. Onların arasında öldün. Şehitlik falan ne gezer? Onlardan sayılırsın diyor bak. Hukukta da geçerli bu. Evet, hukukta da geçerli bu. Evet, şimdi de geçerli. Ben ondan dedim yani. Rakı içeceksin arkadaş. Bugün içme. Başka zaman iç. Bugün içersen böyle bir tehlikesi var. Yani o kadar ağır bir şey bu. Ama kırılmış gibi millet günlerdir hazırlık yapıyor. Pazar gün Süleymaniye gittik biz her taraf dolu arabalarla mağaza alışveriş yapılıyor. Ne demek istiyorsun bunu? Nedir derdin ne ya? Allah Allah. Ramazan bayramında da oluyor mesela öyle. Yani bayram var gibi, millet kırılmış gibi bayrama hazırlık yapıyordu. Bunu söylüyorum bak. Kim bir kavmin kalabalığını artırırsa onlardandır. Bu peygamber sözü arkadaş. Evet. Ee, ne diyor bak güzel peygamberimiz Buhari Müslim Ebu Hurayra diye anlatnak vermiş. La takumu saat hatta ta'huz ümmeti bima hazel kuruni kabla şibran bi şibrin ziraan bi ziraen. Evet. Ya karış karış, adım adım. Diğer insanlara karışmadıkça, onlara benzemedikçe kıyamet kopmaz. Diyor ki, ya ne demek istiyorsun? Biz İranlılara, Mecusilere mi benzeyeceğiz? Hristiyanlara, Yahudilere mi benzeyeceğiz? Rum deniyor onlara. Rumlara mı benzeyeceğiz? Vemen, ya kim ya? <laughs> Görmüş yani bu manzaraları, onlara benzeyeceksiniz. Hiç böyle maalesef. Şimdi böyle Türkler, onlardan daha hızlı yılbaşı kutlaması yapıyorlar. Ya onlar değil de kim ya? Femen evet illa ulaike. Ancak onlar işte söylediğim şeyler. Evet. Evet. Gene hadis-i şerif açık, gayet açık. Kad ne anit teşeb bi ehli'l kitap Yahudi ve Hristiyanları ehli kitab benzemekten biz kesinlikle yasaklandık Yasaklandık. Fakat nuhitum anit teşeb bil küffar. Müslüman olmayan, kafir olanlara benzemekten yasaklandık. Evet, müşriklere yasaklandık, evli kitaba, evet diye hadisler var. Bu vesileyle biz de size duyurmuş oluyoruz.